Merhaba, ben Ayşegül Sönmez. Türkiye İş Bankası resim koleksiyonunun içinde dolaşmayı sürdürüyorum. Belirli temalar altında koleksiyondan bazı resimleri derliyorum. İşte bu sefer de hayvanların cazibesine kapılmak dediğimde, hayvanların cazibesine kapılmamak mümkün mü diye kendim cevap veriyorum. Çünkü bu olağanüstü varlıklar bize hiç de olağanüstü bir varlık olmayışımızın altını çizmenin ötesinde sevgi uyandırıyorlar, güzellik uyandırıyorlar ve estetik ve resim söz konusu olduğunda hayvanların cazibesine kapılan pek çok sanatçı görüyoruz. İşte koleksiyona böyle baktığımda elbette Fikret Otyam'ın bu küçük 1983 tarihli ak horozunu gözümden kaçıramazdım. Fikret Otyam, bu ak horoz minicik bir iş ama Fikret Otyam'ın çok renkli, İnanılmaz değişik, serüven dolu, Anadolu'yu karış karış gezen, hakikaten üstüne pek çok sergi yapıldı, yapılmaya devam ediyor ama anlatıla anlatıla bitirilmeyecek bir macerası var. Ve bu macera tamamen aslında akademiden önce başlıyor. Fikret Otyam'ın bir akademiden öncesi var, bir de akademiden sonrası var. Bir de akademi dönemi var. Şimdi birazcık ben aslında öncesine Konya'daki, Aksaray'daki çocukluğa gitmek istiyorum. Çünkü burada Fikret Otyam'ı biz bir eczanede kalfa olarak göreceğiz. İğne yapmayı dahi biliyor. Fakat tabii ki güzel sanatlara büyük bir tutkusu var. Ancak babanın tabelacı mı olacaksın sorusuyla biraz aslında engellenecek bir sanatçı kariyeri ama yılmayacak Fikret Otyam. Çünkü öyle bir maceracı, büyük bir maceracı. Konya Aksaray'dan önce kaçacak, İstanbul'a gelecek ve İbrahim Çallı'nın misafir öğrencisi olacak. Bedri Rahmi'nin öğrencisi olmanın verdiği bu yerel nedir, biz kimiz, nereden geliyoruz soruları hep vurguladığım ve acaba bizim kendimize ait bütün bu kültürümüzden bu bağımsız bir kategori olarak sanat olmadan önce yapılan, adı sanat olarak konmayan bütün bu kültürlerden, folklörden biz kendimize bir kimlik edinebilir miyiz? Biz oradan geliyor olabilir miyiz? Peki geliyorsak nasıl bir yerden geliyoruz meselelerini çok tartışan bir dönem. 40'ların ruhu ve 50'lerde de sürecek bu. Ve tabii bu ruhun içerisinde Onlar grubu ortaya çıkacak. Onlar grubunda şiarını hemen hatırlayalım. Bizim değerlerimiz Alplerden değil, Toroslardan geliyor. Toroslar bize kaynaklık edebilir mi? Şimdi o kadar çok seyahat edecek ki akademiden mezun olan Fikret Otyam ama nasıl gezecek? Bir ressam olarak yaşaması çok mümkün değil o dönem sanatçıların. Çok zor. Eğer akademide hoca değilseniz ki kadrolar açılması da çok güç. Hep vurguluyorum. Bunu epey güçlükler var. Fikret Otyam da zaten çok büyük bir maceracı olduğunu altını çizmiştim. Gazetecilik yapacak. Dünya Gazetesi'ne başvuracak. Ve Dünya Gazetesi'nde çalışmaya başlayacak. Çünkü çok iyi de yazıyor bir yandan. Röportajlar yapmaya başlayacak. Dönemin söyleşilerini. Düşünün bir gazeteyi. Bir tarafında Yaşar Kemal söyleşi yapıyor. Bir tarafında Fikret Otyam. Evet bu şaka değil, bu gerçek. Böyle bir dönem. Evet Fikret Otyam'ın böyle bir dönemi var ve bu dönem karış karış adım adım Anadolu'yu geziyor. Tabii bu o bütün bu hani Alpler değil Toroslar, Anadolu, Anadolu'daki yörükler özellikle Bektaşi kültürüyle, Alevi kültürüyle inanılmaz yakınlıklar kuruyor. O derece özdeşlikler kuruyor ve dolayısıyla Akoroz'da tam da bu yönüne işaret eden, onu aydınlatan bir resim. Evet küçük bir resim. Evet çok tipik. Onun nazarlıklı eşeği de var biliyorsunuz koleksiyonda. Türkiye İş Bankası resim koleksiyonunda. Ancak bu resim Akoroz, Akoroz'un işaret ettiği yani tıpkı türkülerimizdeki gibi hayvanların özellikle işte horozun, turnaların, bütün kuşların pek çok anlama gebe oldukları gibi Akoroz'da Bektaşi geleneğinde çok önemli bir yere sahip. Horoz zaten başlı başına önemli bir sembol. Neyin sembolü? Sadece bize değil aslında. Çin'de de mesela horoz, yang enerjisi. Horoz yılı vardı. Şimdi ejderhaya girdik sanıyorum. Umarım bol şans getirir. Akoroz görmüş geçirmiş bilge bir horoz. Diğer horozların yanında. Horoz ibiğiyle,
güneşin doğuşunu, aydınlanmayı falan sembolize eden bir hayvan ama akkorozun çok özel bir bilge statüsü var. Dolayısıyla akkoroz burada karşımıza çıkıyor. Fikret Otyam'ı da anmak için onun macera, söyleşi, röportaj, yörükler, bütün Anadolu'yu karış karış yaparak edindiği bütün bu birikimi hatırlamak, hatırlatmak için çok güzel bir vesile bu akkoroz. O yüzden bu akkorozun bize bilgelik vermesini ümit ediyoruz.